tekrar rica ediyorum. Teşekkürler. Harbi ne diyor falan sus. Ordu sayede Ece Dağıstan'ın eliyle ilgili ne düşünüyorsun? Evet. Sor. Nasılsınız? Çok güzel şeyler. Kalbim boş mu? Sorsa. Kalbim sorun. Boş. Evet. Aşkım nasılsınız? İyi sağ olun. Çok mersi. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Ödül töreni. Evet. Neler söyleyeceksiniz? Ya şöyle bir gülme tuttu beni. Çünkü ödül töreni diyorsun ama yani hani alıştığımız ödül törenlerinden değil ya. Aynen öyle. Yaklaşık bir senedir bu herhalde benim üçüncü ödül töreni sunuculuğum. Aynı bu şekilde böyle hani daha online. Yeni hayatımıza yeni gelen bir şey. Ama ben çünkü şeyi çok özlüyorum. Aslında bir sürü şey, bir sürü insan bunu özlüyor herhalde büyük bir ihtimalle. Biz böyle çok gösterişli, çok güzel işler yapıyoruz. Çok güzel sahneler, çok güzel ışıklar. Ama artık yani onu böyle insanlara yansıtabildiğimizi zannetmiyorum açıkçası. O yüzden biraz içim buruk. Ama yine de koskoca bir sene içerisinde böyle biraz moral düzelten, biraz işte o hani her şeye rağmen çalışan ve bir şeyler yaratmaya çalışan insanları bir şekilde ödüllendirmek bizim için çok büyük mutluluk. Ona da vesile olduğum için yani bir şekilde bu töreni sunduğum için daha mutluyum açıkçası. Zor oluyor mu peki böyle seyirci yok, izleyen yok yani ya tek başımıza şey sanki bir şey sunuyormuş. Deli gibi. Aynı karşısında. Televizyondan bu şekilde yaptığımız için televizyonda normalde sunduğumuz zaman bu işleri yani kameraya anlatıyoruz ya. Onun aynısı aslında biraz. Ama insanların o enerjisi böyle mutluluğu, işte alkış filan onlar gerçekten insanları çok motive eden şeylermiş. Onların eksikliğini hissediyorum açıkçası ama mesleki anlamda beni çok böyle eksilten, azaltan bir şey yok açıkçası. Ben sadece böyle ödül verdiğim insanların o koskoca bir sene boyunca gösterdikleri çabanın biraz alkışla da böyle desteklenmesini istiyorum, öyle diliyorum. Ama ben içimden alkışlıyorum onları. Çok da şıksınız bu arada. Ben şeyimde kendimi affettireyim. Canım benim, çok teşekkür ederim. Burcu Hanım, kızmazsanız bir soru sormak istiyorum. Birçok insan doğallıktan yanadır. Saçlar boyanıyor mu? Birkaç beyazlık görüyoruz ufaktan. Sorum o yönde. Soru o yönde olacaktı. Şöyle. Madem öyle. Sarı mı? Yani tamam ben baştan söyledim de kızmazsanız diye. Buranın önünde mi? Süper. Bu konuyu açtığınız çok iyi oldu çocuklar. Şöyle çocuklar, şimdi şöyle bir durum var. Ay unutuyorum hep ismini. Çok tatlı bir kız var ya aşağı. Beren Saat. Hayır. Onun Özgür Pirinç. Özgür Pirinç. Evet. Tamam, tabii çok tabii. Pardon özür dilerim. Çok soyadını unutuyorum sadece. Özge'nin saçına bayılıyorum. Çünkü evet. Ben bundan 5 sene önce benim saçlarım böyle bunun yaşla ilgisi olduğunu düşünmüyorum bu arada bu beyazlığı. 5 sene önce dedim ki çok beğeniyorum çünkü böyle parça parça beyazları. Dedim ki bırakayım. Benim de tam böyle önümde beyaz böyle daha çok evet. Beyaz çıkan bir bölüm var. Dedim ki bırakayım çok havalı bir şey bence çünkü böyle kadının yaş alması, güzel yaş almasının bir göstergesi o. Böyle bir davete katıldım bundan 5 sene önce defileler falan vardı galiba o zaman. Böyle fotoğrafımı koydular. Fotoğrafın altına da boyası gelmiş, dokunsuz kalmış falan gibi. Böyle bir şey yazdılar. Ben de küstüm. Tamam mı? Şimdi yavaş yavaş o böyle beyazlarımı rahat bırakmaya çalışıyorum. Araya kaynatmaya çalışıyorum ama demek ki olmamış. Gayet çok tatlıdır. Ben onları gayet çok seviyorum ve yani böyle bir gün bir kalkacaksınız ben bembeyazım öyle. Ona götürmeye çalışıyorum durumu açıkçası. Beyaz saç erkekte karizma derler ama bayanda... Aşkım kadın, her türlü kadın erkeği yok bu işin yani. O böyle yaşanmışlık ve tekrar söylüyorum bence yaşlı çok bir ilgisi yok onun. Yapı! Yapı yani anneden babadan geçen bir şey bence. Peki yaz sezonu da yaklaşıyor. Bir evet. Plan yapıldı mı yoksa hala tatil bir tedirginlik ile. Var mı? Ne var? Tedirginlik. Tatil için falan. Gelinlik var mı? yani şöyle, ben hep zaten aynı ekiple evet. Görüşüyorum. Ve her hafta düzenli olarak test yaptırıyorum. Hem mesleki anlamda kanala gittiğim için zaten zorunlu olan bir şey hem de kendim için de yaptırıyorum. O görüştüğüm arkadaş grubu dışında kimseyle görüşmüyorum. Ona çok özen gösteriyorum. Ama normal hayatıma yani bir şekilde devam etmeye çalışıyorum. Görüyorsunuzdur. Sporumu yapmaya çalışıyorum hep aynı insanlarla. Evet. İşte saçım, makyajım hep aynı insanlar. İşime hep aynı insanlarla gidiyorum falan derken aslında iple çekiyorum açıkçası. Sadece şöyle bir şey, şehir dışına çıkmak istiyorum ben. Yani hani İstanbul'da böyle bir yorgunluk ve mutsuzluk var ya oradan biraz çıkıp böyle başka bir şehirde bir tatil yapabilme hasretim var açıkçası. Yurt dışı. Yurt dışı için biraz derken mi? Yurt dışı için iş için gideceğiz şimdi. Hepimiz çok tedirginiz açıkçası. Böyle tedirginlik olduğu zaman zevk olmuyor ya evet. Çok açıkçası. Bir tadı yok bence.
O yüzden çok yurt dışına, çok böyle iş dışında gitmeyeceğim herhalde. Bir de pandemiden önce güzel bir yerde bırakmışsınız. Program da vardı. Evet. Birçok ülkeyi geziyordun sonra. Aynen, tam da zirvede bıraktınız ama yani. Öyle bıraktım yandan... demeyelim. İnşallah devam edeceğiz tabii ki. İnşallah. Ara diyelim. Evet, aynen öyle. Çok güzel bir iş çünkü. Hala herkes yolda çevirip o işi söylüyor. En yakın zamanda tabii ki en büyük problemimiz şu anda sağlık. Onu düzeltirsek sonra tatile bakarız. O kadar ülke gezdiniz. Nerede yaşamak istersiniz peki? İstanbul'da, gezip. Türkiye'de. Yine yurt burada diyor. Burada yani, Türkiye'de. Yani bu zaten ben, biz yurt dışına çok çıkan, çok gezen insanlar hep bunu konuşuyoruz kendi aramızda. Dünyanın en güzel şehri bence İstanbul. Yani bu konuda herkes benimle aynı fikirde. Pek çok arkadaşımla, yani Türkiye'de yaşayan, İstanbul'u yaşayan, İstanbul'da yaşayan herkesle konuştuğumuzda herkes aynı şeyi söylüyor. İstanbul gibisi yok gerçekten. O yüzden vazgeçemem açıkçası. Yurt dışında bir yerde de yaşamayı düşünmüyorum. Var mı Hüseyin? Yok. Fazla selamlar. Kalbim boş mu diye sormayı olsun. Kalbim boş ya. Olsa haberimiz olur. Haberimiz olur mu? Gel aşkım. Sen, ses bitti mi? Bitti.